Ya versene bizim oğlum kardeşim. Ya uzatmaya da ben hoş geldin. Hoş geldin yenge. Bu da Osman öyle mi? Kocamış neredeyse. Davran. Ana bu ne? Gemi. Şimdi ona bineceğiz. Şu Boğaz. Şura Üsküdar. Galata. Koca kent. Bu gördüğün onda biri. İstanbul dediğin insan denizi. Hoş geldin oğul. Hoş geldin, hoş geldin. Maşallah, maşallah Osmancık. Kocaman olmuşsun. Bunlar da Hasan'la Hüseyin. Görsem çıkaramazdım. 6 yıl az mı? Şunca bebeydiler memleketten çıktığımızda. İyi. Kapı önünde durmayın, hadi. Biz dükkana kadar gidelim, gel. Baba! Geldin mi? Geldik. Geldin de bakayım. Veli! Hoş geldin ağam! Hoş bulduk! Ne zaman geldin? Az önce, seni duyduydum ya! 5 yıl oldu yengenle buradayız! Sen babanginlesin herhal! İyi! Görüşürüz! Abi eyvallah! Yenge bize selam et! Yerköylü İbrahim'i tanımadın mı? Tanıdık ya, kulağı asma! Nedir? Gurbet elde memleketine el vermek gerekir ya, buna boş ver. Bir tuhaf, avradını fabrikada çalıştırır. Olacak iş mi? Ora büyük kentin bir yanı, yeni dükkanı orada açacağız. Büyük yer. Büyük ne ki oğlum, görsen aklın şaşar. Alışana dek akla karayı seçtik ilk geldiğimizde. 46.500. Değerine verememişsin. Gideceğimi sezmişler neredense. Kıroğlu diretti durdu. Kıroğlu mı? Bir de selam edip ellerimden öper. Varsın Yozgat'ın taşı toprağı onun olsun. Orayla işimiz kalmadı gayrı. O nasıl söz? Memleketin.
Bunca hısım akrabam var. Hepsini satıp sanmayacaktık. Mendil kadar da olsa bir yer kalmalıydı. Lan yahu, bilir bilmez konuşursun. Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın denmiştir. İstanbul'un şu toprağını yurt mu tuttuk şimdi? Malımız da burada olmalı. Derle topla şu işi. He yap, yap şu dükkanı tutuver. Para dediğin işte yatmalı, kesede durdukça çürür. Verecek ya, 50.000'den aşağı inmiyor. Sözde Karadenizli kardeşler de isteyeymiş. Ben soruşturdum, öyle bir niyetleri yok. Aklınca kızıştıracak. Hele sen zorla bir. Biliyorsam şu mahalle bakkallığı ne öldürür ne ondurur. Unuta yazdım, kafamı kaldı. 20 teneke turşu bastıracaksın, tahmisten istediler. Yok, kara kaşlarını çattın gene. Lan yahu, büyük oğlun Hıdır, küçük oğlun Veli, büyük gelinin Naciye, küçüğü Meryem, torunların etiğinin dibinde, Yozgat'ın namlı çarşı esnafı sorgunlu Hacı İlyas yanı başında. Dahası, şu koca İstanbul'un biri kıyısında, biri göbeğinde iki dükkanla işe koyulmaya niyet etmişiz. Kaşlarını çatacağına hemen duan bereketiyle kolları sıvayıp selamete çıkalım. Amin, sen bize kuvvet ver ya Rabbi. Geldik. Yadırgamayacak mısın? Anandan, abilerinden uzakta. Benim yerim dizin dibi. Oğlumun yanı. Buraya alışacak mısın? Evin, avlunun oradan ayrıcalığı mı var? Doğru. Evden çıkmadıktan sonra gök aynı gök. Yerköylü İbrahim'i gördüm. Buradalar mı? Lakin Hıdır yüz vermedi. Kötü gözle baktı. Karısıyla fabrikada çalışırmış. Kötü mü? Bilmem. Ağamın dediğine göre. Çalışmak ayıp mı? Değil elbet, ama kadın kısmı evde gerek. Muska da fayda etmedi. Çocuktur, geçer, yel girmiştir. Anama söyle, nefesi kuvvetlidir, bizi öyle iyi ederdi. Odanıza sığmadınız besbelli. Kaynatanın önünde kocaya göz süzmek neyin nesi? Yeni görenek mi ola bu haller, yoksa İstanbul'a geldik diye mi? İstanbul şu avlunun dışında. Burayı gene Yozgat toprağı bellesen iyi olur. Şu mahallenin bizim oradan farkı yok. Bura İstanbul diye bildiğin Anadolu kasabası. Ne var ki biraz karışık. Güneylisi, Egelisi, Karadenizlisi hep bir arada. İstanbul, şu yapıların ardı. Orayı bir tuttuk mu yürü, önünde kimse durmasın. Şundan burada 5 kuruş kalır, kentin göbeğinde 25 kuruş. Var anla artık. Burada alışveriş gramla, orada kiloyla. Sen şu ispirto şişeleri rafa yerleştir. 250 gram zeytin, ekmek, bir makarna. 250 gram. Hı.
geldin. Hoş bulduk. Veli söylediydi dün, İbrahim'i görmüş. Temelli mi geldiniz? Temelli. Buyur bir kahve süreyim. Sağ ol. Hastaneye baktırmaya gideceğim. Üstüne afiyet, belim ağrıyor da fabrikadan vizite aldım. Şöyle bir yüzünü göreyim dedim. Ne de olsa memleketlisine hasret kalıyor insan. İyi ettin, gene gel. Gelin, Osman'a bir hal oldu. Kız Meryem! Yavrum! Getir bebeği, bir okuyup üfleyeyim. Nereye kapıp aldın? Şimdi geçer. Bir şeycikleri kalmaz. Sık sık olur mu böyle? Memlekette muska yazdırdıydık. Fayda etmedi. Doktor dedilerdi ya. Doktor, evet. Doktora bir göstermeli ya. Doktor da neymiş? Çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilirmiş? Doktor diye elin adamını elletmeye fabrikada alışmışsın zahir. Söyle yavrum, de anana. Dışarı çıkalım. Bu kare tanışın mı olur? Bizim oralı. Yerköylü İbrahim'in eşi. Veli'nin asker arkadaşı olur. Sözünü ayağını ondan kes. Bize göre değil onun gibiler. Biz iyi biliriz. Senin bilmen ne ola. Buraya geleli yoz olmuşlar. Gel. Savsaklıyor. Domuzun birine çattık da sana. Babam gittikten sonra açık şaraf veriyorum. Haberi var mı? Orasını Allah bilir. Biliyor da ses etmiyor mu, yoksa esah bilmiyor mu bilemedim. Ama iyi para bırakıyor. Onun bütün gün yaptığı parayı kapatıncaya kadar açık şaraptan yapıyorum. Bu para nereden diye? Olacak oldu. Akşam alışverişi hızlı oluyor dedim. Lan ne arıyorsunuz? Ne kakışıyorsunuz öyle? Tenekeleri düzenliyoruz ağa baba. Ha iyi, iyi düzenle bari. Efendim, efendim. Ya sen ne arıyorsun Osmancık, he? Zorla güreş tutmak istiyor. Sen de tutuver. Pehlivan değil misin? Şöyle bir elense, lan sıkı bas hele. İstemiyorum ağa baba. Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolların sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa? Yiyorum ağa baba. İyi, iyi de şunun hakkında bir geliver. Ticaret dediğim bir başka canım. Para bir avucundan bir avucuna akıyor, rençberlik gibi değil. Veli, çocuk bugün havalelendi. Çocuktur, olur. Anama okutaydın. Okuttuk ya. Paranın üstünü verirken şaşırmayacaksın, onu öğrendim ilk. 435 kuruş tuttu değil mi? 10 lira verdi. Önce 15 kuruş verip üstüne sayacaksın, edecek 450. 50 daha verdin mi, etti 5. 5 daha, etti 10. Şaşmaz. Nöbet gelince göğsünü çekiştiriyor. Kuş gibi çırpındı yavrum. Hava değişimindendir, alışınca geçer. Ha sonra... Dur bakayım... Olmayan bir mal istendin mi yok demeyeceksin. Kalmadı, yok dersen ayağı kesilir müşterinin. Çok çeşit olacak. Bir başka canım... Ağam gibi olsaydım keşke. Reçberliğe heves etmeseydim. Güler geldiydi. Güler? Yerköylü İbrahim'in. Buraya mı? Hı. Anam... Bir kötü çıkıştı Osman'ı doktora göstertin deyince. Doktora mı? Heh.
Nesi varmış Osman'ımın? Anam bizi doktorla mı büyüttü? Sen meraklanma. Hele yeni bir dükkan açalım. Sen gör o zaman kocanı. Olmuş düştüyse. Dünkü gibi oldu yine. Nerede? Fabrikada çalışan kadın var ya, eve götürdü. Hangi kadın? Nerede? Çabuk götür beni. Kız üstünü başını örtmeden. Tövbe, bunlara bir hal olmuş. Böyle dik oturunca sanki daha bir rahat ediyor. Çocuklarla koşarken düşüverdi birden. Aldığıma kızmadın ya. Aa, Allah razı olsun, niye kızayım? Yo yo, biraz kendine gelsin. Kucağında da olsa sarsılır. Geç otur şöyle. Bir iyice yerleşmişsiniz. Eh, 5 yıl oldu geleli. Ama yerleşmiş sayılmayız. Bir yıla kalmadan gideceğiz buradan. Memlekete mi? Öylesi değil. İbrahim'le sigortalıyız ikimiz de. Sigorta borç veriyor, kendi evimize taşınacağız. Çocuk yok mu? Hele evimize geçelim. Kısmet olursa o da olur. Ben gideyim. Şimdi nerede kaldın diye üstüme yürürler. Meryem, bak ben sana bir şey diyeyim. Bu bebeği doktora bir göstersen. Bak ben dün hastaneye gittim. 3 gün dinlenme verdi doktor. Devlet hastaneleri para almaz. Yarın götüreyim seni. Mümkünü yok, bırakmaz. Sorma, kap gel Osman'ı. Hazır işe gitmezken yol gösteririm sana. İsterim ya. Olmaz bir şey. Babasına söyle. Onun da aklı ermez değil ya. Veli. Hangi cehennemin dibine baktın böyle? Bu İstanbul seni 2 günde mi azdırdı yoksam? Hangi yabanın evine göründün bu yalınlığınla? O karının evine mi gittin yoksam? Ayağını kes demedin miydi? Ana, atasözü ayağa mı düştü? Vay ki başımıza gelen! Veli'ye değil de ayağının altında essin seni! Paça lastiği sarı kutuda Veli amca. Şuradan ölçeceksin. Pazarola! Alışıyor musun? Ben yardım ediyorum baba. İyi, hadi sen eve git. Yemeyeyim. Ne oldu dükkan? Verim kar ya, karı gibi olmazlanıyor. İyi, zorluk çekmeyeceksin bakıyorum. Yeni dükkana bir tutalım. Sen beni o zaman gör. Oranın yolu yordamı başka. Buraya benzemez. Lakin bir tuttu mu, para harıktan gelircesine akar. Ya razı gelmezse herif? O dükkan evvel eski bizim sayılır. Eğer iyilikle, eğer zorla. Kimseye kaptırmam. Hıdır Ağa'nı ne sandın sen? Yemeği koyuver, hacı neredeyse gelir camiden. Bunun başı sert. Kolay eğilmeze benzer.
Nereye gene? Osman'a bir bakayım dedim. Şimdi yemeğe gelirler dedim. Bu evde başına buyruk iyilik getirmez gelin. Selamun aleyküm. Bak yahu, eczacı var ya, diz ağrılarım için ilaç verdi. Bir güzel oğu vereceksin. Yemek hazır mı? Sofrayı kaldır, kahveyi koy. Yurttan Sesler programımız sona erdi. Şimdi oda müziği dinleyeceksiniz. Hele şu dizleri bir iyice ov bakalım. O ne? Eczacı verdiydi, dizlerimin ağrısına iyi gelirmiş. Aramın duaları iyi gelmedi mi? Kocadı mı ne fayda etmez oldu. Söyle şuna, sen anandan doğduğun gibisin he mi? Uzat dizini, duam olmasa bir adım atamam ya. Namert görünmedi demek bugün. Ne yapsa boş baba, o dükkanı bizim bilsen. Bildik bilmesine, lakin diyeceğim şu... Ramazan gelmeden... Her şey hazır, buzdolabını aldım. Çelik raflar var, ayarlı. Onları ısmarladım. Toptancı, konserveci, gazozcuları kapattım. Bir taşıması kaldı. Lan oğlum buna güç yetmez. Hacı İlyas'ın adı dağları düz ediyor baba. Toptancılar senet bile istemedi. Hacı İlyas öyle ya. Sorgullu Hacı İlyas. Biz bizi unutmuşuz. İyi bildin. Biz İstanbul'un kıyı bakkaliyesinde çürüyecek ocak mıyız? Sebzeleri iyice kıyarsınız. Tenekelere bastırmak için beni bekleyin. Sirke iğneyi getiririm öğleye doğru. Sen başla, ben birazdan gelirim. Nereye? Osman'a bir bakayım. Gene ortalarda yok. Bir hal gelmesin. Thank you.
Gel. Hasta küçük mü? Nesi var? Bir hal oluyor bazen. Havale gibisin. Sanki soluğu kesiliyor. Kuş gibi çırpınıyor. Ne zamanlar oluyor bu? Bilemeyeceğim. Öyle dün olmuştu. Şuraya oturt, üstünü soy. Kaç yaşında? 6. Adı, soyadı? Osman Sorgunlu. Doğum yeri? Yozgat. Kimseye gösterdi mi daha önce? Kimseye mi? Doktora yani. Yok. Giydir çocuğu. Al şu kağıdı. Röntgen diye sor dışarıdaki hasta bakıcıya. Çocuğun filmini aldır, sonra tekrar bana gel. Hadi bakayım. Bir şey yok ya bebenin. Hele sen filmi getir, sonra bakarız. Ne dedi? Bir şey dedi ya, anlamadım. Şu kağıdı verdi. Film çekecekler. Çocuğun içine bakacaklar. Nasıl? Hiç fotoğraf çektirdin mi sen? He. Onun gibi işte. İçinin fotoğrafını çekecekler. Gel. Şimdi çarşamba günü buraya gelip resmi alacaksın. O ilk bakan doktora götürecek. Ben mi? Ben o gün çalışmaya başlıyorum ama seni buraya kadar getiririm. Neyi varmış demediler Osman'ımın? Resme bakıp diyecekler. İlaç da vermediler. Onu da verecekler. Sakın boş verme. İlle gelmelisin. Zorlu bir maraz olmadan böyle resim çektirmezler. Sağmışsın demek. Ben sizi öldü bildimdi. İşi başıma yıkıp savuşmak iyi akıl. Neredeydin şimdiye dek? Osman'ı... Osman, ne olmuş Osman'a? Neresine baksan marazlı bir çocuk. Boş yere üstüne düşmektesin.
Benimkilere benzer erkek gibi erkek doğursaydın, çaylak görmüş tavuk gibi döneceğine. Ben camiye gidiyorum, Hıdır gelirse beni orada bulsun. Olur baba. Veli amca, benim iş tamam, yerine götürdüm. İyi, sen git artık. Yemeyeyim. Al, bu da benden. Sağ ol ya. Bu gidişle batarsın Veli amca. Ticarette avcundan mıh söktürmeyeceksin. Meryem yengemi meydanın orada gördüm Osman'la. Sen nasıl bir erkek olmalısın ki eyalin sokaklara düşsün? Buna hiç mi yular vurmadın sen? Başına başına vurup terbiye etmedin mi? Sözünü ayağını kes dediğim yırtıkla nerelere gider erinin haberi olmadan? Bu evin ırzı kimden sorulacak? Ne ırzı ana? Hırzımıza ne olmuş evelallah? Onu karın olacağı sor. Nerelere gitmiş başını alıp da? Ben gönderdim. Gideceğinden haberim vardı. Sen mi? İstanbul'un gayyasına hemi, o ırzı kırık Güler'le. Görüp bilmeden elin ehline kara sıvamak Müslümana yakışmaz ana. Evlat acısı bilmeyen analığın ne olduğunu bilmez. Ana olmakla... Osman'ı hastaneye götürdüm. Güler ön ayak oldu, Allah razı olsun. İzin almadan. Vermezdin. Yavrum olup bitenin kimse farkında değil. Osman'ım kuş gibi çırpırmakta havale geldiğinde. Geçer, çocuktur, yel almıştır. Denilen hep bu. Osman'ımızda bir maraz var Veli. Bunu mu dediler hastanede? Yok. Çarşamba günü filme bakıp diyecekler ne varsa. Nereden bilmişler öyleyse oğlumun marazlı olduğunu? Hiçbir şey yok, aslan gibi. Hava değişimidir. Nesi varmış aslanımın? Baba... Söyle Şahin'im. Beni Bey Dağı'na götürecektin. Götürürüm elbet. Kavalda çalacak mısın? Çalarım elbet. Oyunun suyu geçtiği havayı. Çiçekte toplar mıyız? Toplanmaz mı? Nakış işleriz renk renk. Ana! Ana beni yatır! Çarşamba günü tut elimden gidelim. Kadın başımla ben üstesinden gelemem. İyi dedin, kadın başının neye yeteceğini bil. Evinde otur. Anama yardım et. Oh Veli, etme. Osman'ımın nesi var bilmemek hiç olmaz. Mümkünü yok. Çarşamba günü babam ağamla gidecek. Dükkana ben bakacağım. Çarşamba dananın kuyruğu kopacak. Ya hep ya hiç. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun, şöyle oturun. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Şu işi bitirelim dedik. Sen istedikten sonra kolay. Bitiririz. Fazla veren var. Bak ha. Orayı bizden başka kimse alabilemez, bunu iyi belli. Parayı az buluyorsan keyfin bilir. Ben kapıya vurdum mu girerim. Çocuk hasta. Ne lazımsa söyle de ilaç alıp iyi edelim. İlaçlık değil. Otur. Ameliyat gerek. Ameliyat. Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
kan gereğince temizlenmiyor. Havale geldiğinde havasız kalışı, boğulur gibi oluşu ondan. Kimin kimsen var mı? Babası var. İyi. Anlat ona. Hali vakti iyi mi? Paranız var mı? Para mı gerek? Bak kızım, bura devlet hastanesi. Bakın parası denecek kadar azdır. Lakin bazı masraflar vardır. Ne kadar fakir olursa olsun onun parası alınır. Bu iş en fakirine 6-7 bin liraya mal olur kızım. Ameliyatsız olmaz mı? Ameliyat olmazsa çok yaşamaz kızım. İki, bilemedin 3 ay. Doğuştan böyle, kadere rıza göstermek lazım. Boş laf etmişiz. 10.000 eksik. Hakkı budur. İmzala. Fazlası kursağında erimez. O dükkan bizden başkasına yar olmaz. O kadar. Nerede kaldın gelinim? Müjdemiz var. Dükkan tutuldu. Hastaneye mi gittin benden habersiz? Baba, ben hastaymışım. Bir şeyin yok aslanım. Nesi varmış? Sen içeri götür aslanımı, ben şimdi gelirim. De bakalım neyin nesiymiş ağlayıp duracağına. Kalbinde delik varmış. Ameliyat gerekmiş. Evet, bu nasıl iş? Kalbinde delik olur muymuş? Onun derdi yemesinden. Osmancığımı ben yedireyim bir güzel, bak bakalım bir şey kalır mı? Hadi zevzekliği bırakın da işimize bakalım. Davranın! Avrat gibi avrat olup bebene bakacağını hastanelerde sürtersin. Bir şeyci yok Osman'ımız. Yürü! Başka bir dünya. Öyle. Şimdi ilk iş müşteri tutmak. Daha ucuza verilecek, öyle mi? Bilemedin. Ucuza verdin mi kötü beller. Erkenden kapısına dayanıp soracaksın. Bir isteğin var mı? İyi mal geldi, ayıralım mı diye. Daha bin çeşit yol. Üstesinden geliriz evvelallah.
Eğlenme, eve varınca yemeğe yufka açılacak. Etti şimdi toparlayınca borcumuzun yekûnu? 135 bin. Ana oğlum? Malı sattıkça 15 günde bir ödeyeceğiz. Bir aya kalmaz tamam. Bir ay? Ne sandın küçük ha? Para harıkla akar dedim ya sana. Borç dediğin mal, sattın mı götür ver. Kârını da ver. Küçük dükkan bizi geçindirir. Sonra bir adım daha. Dahası? Sırası gelince görürsün. Gelin! Gel hele gel, ben onu bir iyi yedirdim. De bakalım, neymiş şu marazı Osman'ın? İki, bilemedin 3 ay yaşar dedi ameliyat olmazsa. 6-7 bin lira gerekmiş. Lan kızım, bunlar adamı kesip biçerler boş yere. Bizim Ali Uçmaz vardı. Böbreğinin tekini almaya kalktılar da ölürsün diye. Elinin tersiyle itiverdi. Dolanmakta hala. Ağlamanın yararı ne? Kes! Biz varırken ona bir şeycikler olmaz. Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira. Hadi, al şunu da ye. Ye de canına bak. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Mazar olsun. Hele şunu as bir yere. Dua berekatıyla yürüsün dükkan. Kazanan Allah'ın sevgili kuludur denmiştir. Başsın hanımefendi. Huzur apartmanı 3. kata 1 kilo beyaz peynir, yarım kaşar, 2 ekmek, 10 yumurta, 5 maltepe. 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk. Her şey. Ben Hacı İlyas'a bakayım bir. Akşam namazına gider, dükkan boş kalmasın. Sen gide dur, hadi. Buyur, hoş geldin, buyur. Nasıl Osmancık? Nasıl olsun? Kurşun döktüler. Şimdi de okutmaktan geliyoruz. Veli'nin de aklı yatmıyor mu ameliyata? Anasıyla babasının ağzına bakmakta Veli. Bir de dükkan.
Varsa yoksa dükkan. Geceleri alışveriş sayıklıyor. Sanki humma tutmuş. Dükkan derdini ateşler içinde yanıyorlar. Hepsi. Peki ne olacak? Kadın başımla üstesinden gelmeye bakacağım. İbrahim kardeş, şunları sevabına bozduruver. Babam öldüğünde tarla payımı abimin verdikleri. Varım yoğun bu. Yeter mola. Neyin ne ettiğini bildiğim yok. Bozdurur bakarız. Şurayı bir başka düzenlemeli. Salam sosis gibilerden. Buralarda boş, doldurmak lazım. Marav yerine de bir şeyler düşünüyorum. Bir de kasa kayıt makinesi gerek. Hesapları bir çırpıda görüverenden. Para? Bakacağız, bir yolunu bulmak gerek. Ben Sirkeci'ye iniyorum, kapamadan gelirim. Buyur ağababa. Allah bereketini artırsın. Bir 9-10 bin lira daha gerekecek. Yarın Ramazan, işler daha bir artar. Tez günde kapatırız borcu. İnşallah, inşallah oğlum. Ben? Daha yatmadım ben. Gel, gel hele kucağıma. Meryem. Altınların. Sen de ver ver. Sattım. Sattın mı? Bana sormadan. Osman'a gerekecek. Osman'a mı? Ya biz neciyiz? Siz! Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek. Toz duman bürümüş her yanı. Göz gözü görmüyor paradan başka. Bırak! Bırak oğlumu! Senin okuyup üflemen ne fayda? Osman'ım elden gidecek. Bu öyle değildi ya. Sen daha görüştür o Güler'le, o fabrikanın kızıyla. Ne oluyorsa onun yüzünden oluyor. Ona uymanın sonu bu. Daha başımıza neler örecek, gör ki bak. Şöyle bir iki gördümdü. O karının gözü göz değil. Hısım mısım olaydı, çoktan izi vermiştim.
öyle olsun. Kalk yardım et, yüzümüz yerde olmasın. Suyu neyi hazır ettiniz mi? Isınıyor. Bu İstanbul bir başka canım. Her bir köşesi cennet. Taşı toprağı da altın dedikleri gibi. Tuttuğu altın olan adam acından ölmüş. Ekmeği, suyu hep altın olmuş. Bu sözü nereye getirmektesin? Yeni dükkan açılalı daha da fakirleştik. Tarhana bulgurdan başka bir şey yemez olduk. Kimseye muhtaçlığımız yok şükür. Yakında ferah çıkarız evvelallah. Hele sabır. Sabır. Benim sabrım kalmadı Veli. Osman'a bir çare gerek. Bak Meryem, sana vurmayacaktım ya, yüzümü kara ettin herkesin içinde. Babam anam sandığın kadar kötü değiller. Bak pazar günü bile çalışıyor bu yaşında. Neye? Kendine mi? Hep bize. Şu kadar lirayı mı esirgeyecek Osman'dan, senden, benden? Bilemedin Meryem, Naci'ye kadar olamadın. Yüzümü kara ettin. Ben olsam... Üşüdüm ana! Hoppala! Sevdin mi Deniz'i? Beni dağa götürecektin baba. Götürürüm yavrum. Yozgat'taki dağa mı? Hangisine istersen. Bana kaval da çalmaz oldun. Gelmeyeydik keşke. Gelmeyeydik anama da vurmazdın değil mi? Aa baba, ben kusur ettim. Cahilliğime ver, analık acısına ver. Şu altınların parası. 2000 lira eksiği var ameliyat için. Var bildiğin gibi yap. Biz bir ocağız gelinim. Birimizin canı hepimizin. Can bostanda bitmez denmiştir. Çocuklarımızın kadrini biliriz elbet. Lakin şu sıra elimiz darda. Hele bir iki hafta geçsin, bakalım devran ne gösterir. Saat 17.43. İstanbul için iftar vaktidir.
Haftaya tamamlarız kısmet olursa. Sıkma canını. Başka bir şey lazım mı? Orasını Hıdır'a sor. Tuttu demek dükkan. Öyle şükür. Sen de kapa burayı, geç yeni dükkanı. Bura hak kapısı. Buranın bereketi başka. Baba. Bir 20 teneke turşu daha istediler kızım. Naci ile el ele verip yetiştir. Yetiştiririz ya. Osman iyi değil. Adım atsa tıkanır gibi oluyor. Bir hafta dediydin. Ramazan bitti. Ah kızım, bu yeni dükkan say ki değirmen. Ne gelse öğütüyor. Yarın bayram. Onu atlayalım, ondan sonrası senin. Elini ayağını öpeyim ağababa. Öpenlerin çok olsun. Göreyim seni şu turşuları yetiştirin. Koca bayram geçti. Birbirimizin yüzünü göremedik. Dükkandan, işten baş edebildin mi? İş öyle. İnsanı ufalayan bir iş. İş dediğin durdurak bilmez Meryem. Osman'ı da gözün görmez oldu. Osman iyi olacak. Şimdi dükkana yeni kısım açılacak. Dar geçit taşıyoruz. Her bir şeye katlanmak gerek. Var katlan sen. Osman'ımı elinize bırakmam. Sen dükkanına git. Varsın paralar bir avucundan bir avucuna aksın. Thank you.
Bakiyesini iki haftaya kadar, Kurban Bayramı'nın birinci günü isterim. Mübarek olsun. Bunu bana mı aldın ağababa? Yoo, bu kurban olacak. Kurban ne demek ağababa? Gel anlatayım. Gel. Vaktin bir evvelinde İbrahim peygamber varmış. Bir de oğlu varmış, adı İsmail. İbrahim peygamber oğlunu Allah'a kurban etmek istemiş. Oğlunu mu? Oğlunu ya, Allah'a inancını ispatlamak için dağ başına götürmüş. Çocuk korkmuş mu? Korkmamış. Boyun eğmiş acı kadere. İbrahim peygamber tam bıçağı çalacakken göklerden bir koç göndermiş Allah. Ben senden razıyım İbrahim demiş, oğlunu bağışladım. Var bu koçu kurban et demiş. İşte o gün bugün koçlar bayramda kurban edilir. Anladın mı? Hadi. Bayrama kadar bu koç senin. Onu bir güzel besle. Karşıdaki banka müdürü, şurada bir dükkan var, orayı tutun dedi. Niye? Kredi vereyim, buzdolabı, radyo, televizyon satarsınız diyor. Bismillah deyip sıvanalım derim. Altından nasıl kalkarız? Borç yiğidin kamçısıdır denmiştir. Allah'ın yürü ya kulum dediği bu olmalı.
Göresin diye getirdim ağababası. Kızım, gelinim, ne diyeyim sana? Yüzümü yere kodu bu dükkan. Alıp alıp götürüyor ne varsa. Şimdi de sıra bizde mi olacak? Oh, Allah korusun. Hadi sen çocuğu götürüver, üşümesin. Yarın bayram sabahı bir ödemem var kızım. Ondan sonra hepsi senin, hepsi Osman'ımızın. Al, hadi, hadi, bir şeycikleri kalmayacak. Ana, beni gezdir. Nereye yavrum? Nereye olursa, gezdir. Bu sana gerek yavrum. Hep böyle yeşil kalasın. Ben niye ağladığını biliyorum. Ben öleceğim diye ağlıyorsun. Yok yavrum. Sen ölmeyeceksin. Anan seni iyi edecek. Bayrama iyi olur muyum? Olursun yavrum. Arabaya bindirir mi bayramda? Sen de gelirsin. Gelirim. Beni hiç bırakma anacığım. Gecede işin ne? Seni bekledim. Osman'a bir şey mi oldu? Yatıyor. Olmadı ama olacak Veli. Tövbe de, nereden bildin? Analar bilir. Veli, babana söyle gayrı. Bunun bekleyecek tarafı kalmadı. Yarın bayram namazından sonra söylerim. Bir ödememiz var. Zar zor denkleştirdik. Sonrası ferah. Yok. Bu dükkan her bir şeyi sömürmekte. Her birimiz bu dükkana kurban olacağız. Başta Osman, sonra belki yeni gelen. Yeni gelen? Bir bebemiz olacak. Bilemedim. Niye demedin şimdiye? Desem ne fark eder? Gözün dükkandan başka neyi görmekte? Ya ben kime çalışmaktayım? Varım yoğum sen değil misin Osman? Bu gelen de erkek mi olur? Tanrı bilir. Sana bir diyeceğim var. Doğumdan sonra evi ayırırız. Kendimize bir dam kurarız. Ne dersin? Osman, önce Osman iyileşmeli. Allah'a emanet olun.
Oynaman, rahat bırakın hayvanı! Şu önlüğümü getir! Sen dükkanı açıver, çoluk çocuk öteberi alır! Şu dizlerimi ilaçla ovuver, adım atacak mecalim yok. Veli amcana söyle gelsin, sen dükkanda kal. Thank you.
Yaz. Babası! Kurbanın helal olsun! Baba, su da eriteyim dedim. Desene sen hepimizi bastıracaksın. Sayende ağababa. Ben gideyim mi? Gelinim. Osman öldü ağababa. Bir daha gelmekte. Burada. Onu da büyütüp yoluna kurban edeceğim. Yeter ki dükkan yürüsün, iş büyüsün. Takdiri ilahi kızım. Elimizden ne gelir? Dizlerin nasıl ağababa? İlaç az biraz fayda etti ya. Sana gelince ilaçtan medet umuyorsun öyle mi? Şimdi başını yarsam doktor moktor istemezsin elbet. Kızım, gelinim kendine gel. Bunlar senin can yongan. Etini koparsalar bu kadar acımaz, he mi? Parayı ver. Vereyim kızım, ne kadar lazım? Sana verdiğimi. Osman'ım ameliyat olacak. Vereyim kızım, lakin birazdan toptancı gelecek de... Ver! Dur, hay Allah! Thank you.
haber? Meraklanma. Nereye kaybolur? Ne yapar kadın başıyla ve de iki canıyla? Bu bir kavgadır veli kardeş. Çark dönmeye başladı bir kere. Durmak olmaz. Bu değirmen güç ister, yürek ister. Dayanacaksın. Arada bir kurban da alır, öyle mi? İşlediğin gözyaşı bilmez. Hakkını vermezsen bitirir adamı. Böyle. Selamun aleyküm usta. Hıdıram. Bırak ağamı şimdi. Meryem'i sormaktayım. Meryem'i? Öyle. Yol iz bilmez bir kadın. Sen ya da avradın yol göstermeyince nereye gider? Ne bakalım. Irz işi bu. Yangın günü. Gültepe'de yengemiz var, oraya götürdüm. Hemşerilik bu, öyle mi? Hemşerilikten anlamam ben. Benim bildiğim insanlık. 10 gündür ne yer ne içer, sığıntı mı? Yoksa memlekete mi gidecek? Bir yere gidişi yok. Sığıntı da değil. Yardım ettik az biraz. O da tuttuk. Fabrikada çalışıyor. Fabrikada mı? Veli! Olmuşa bir şey denmez. Şu sebeptendir ki alın yazısıdır. Mal dünya malı. Sel alır, yangın tüketir. Kimi ölür, kimi sürünür, kimi abad olur. Lakin ırz işi başka. Seninki şu fabrikada çalışmaktaymış. Buna boyun eğmeli değil. Var bildiğin gibi yap. Erkek gibi erkek elin titremezsin. Fabrikada bana da iş var mı?